Büro'da ekranlarına her eve sağlık programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Ben Sibel Çakı. Ben Tayfun Ancılar. Sağlıkla ilgili aklınıza takılan ne varsa hepsini bu programda bulacaksınız. Evet. Hafta içi her gün her eve sağlık, hafta sonu her eve sağlık, hafta sonuyla karşınızdayız sevgili seyirciler. Değerli konuklarımızla önemli konuları sizlerle paylaşıyoruz. Hocam yine dop dolu bir program. Evet. Bakalım bugün neler var? Bir görelim bakalım. Bir görelim, hemen buradayız. Her eve sağlıkta bugün. Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Tayfun Bavbek'ten göz sağlığı hakkında müthiş açıklamalar geliyor. Çocuklarda göz muayenesi nasıl yapılır? Yeni doğanlarda göz hastalıkları nasıl tedavi edilir? Alerjik göz hastalıkları ve arpacığın tedavisi nelerdir? Göz kanseri var mıdır? Baskı yapmaya başlarsa görmemizi etkileyecek ve bu görme sinirimizde harabiyete sebep olacak bir takım değişiklikler yapabilir. Hepsi ve daha fazlası az sonra. Evet, hoş geldiniz hoş hocam. Bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler tekrar davet ettiğiniz için. Sevgili adaşım hocam. Evet. Değil mi? Evet. İki Tayfun arasında direkt tuttuk. Hocam herhalde. Dün de yapmıştım. Bugün de içimden diliyorum ve olacak. Çok değerli hocalarım, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Hocam dün de çok yoğun telefon trafiğine yakalandık. Ne kadar sorunluymuş gözlerimiz? Keşke hiç sorunlu olmasa ama bizler de o sorunlar için varız. Evet, o sorunlar için varsınız. Aslında gözler kalbin aynasıdır denir. Doğru mudur? Doğrudur. Yani gerçekten doğrudur. Kalp iç nasıldır yani? Geçen gün sosyal medyada bir fotoğraf gördüm. Bir kurt, kurtun değişik ruh hallerinde bakış şeylerini çekmişler. Ve o kadar güzel hem ızdırabını, hem özlemini, hem arayışını, hem dikkatini, endişe içinde oluşunu o kadar güzel ifade ediyor ki kurt, insan neler ifade etmez gözleriyle. Zaten bildiğim kadarıyla gözü idare edemediğiniz için ne diyelim, yalan söylerken evet. Hep gözünüzü kaçırırsınız. Çünkü tek kontrol edemediğiniz organınız o. Yüzünüzü, mimiklerinizi kontrol edebiliyorsunuz ama gözü kontrol yalan edemiyorsunuz. Yalan makinesi gibi. Evet, değil mi? Göz çok bebekleri mi küçülürmüş öyle olduğu zaman acaba? Hocam bunu söylemeyelim yani. De hani bu bir sır olarak kalsın. Aramızda kalsın. Evet, çünkü Sibel Hanım da evli. Bunu evde şey olarak kullanabilir. Evet, poz. Değil mi? Şimdi hocam gözleri konuşuyoruz tabii. Dünden beri çok önemli duyu organlarımızdan. Ki en önemlilerinden biri. Ama bugün yine göz tansiyonunu konuşalım istedik. Herkesin muzdarip olduğu bir konu aslında. Ne dersiniz? Göz tansiyonu nedir diye bir girizgah yapalım. Tabii ki. Gözümüz bildiğiniz gibi bir küre şeklinde. Bir top gibi nitelendirebiliriz. Şeklini koruması için, küre şeklini muhafaza etmesi için, düzgün bir optik yüzeyi olması için içinde belli bir basınç olması gerekiyor. Hı hı. Basınç olmazsa çünkü söner. Görmüşsünüzdür etrafta, yakınlarımızda görme yetisini kaybetmiş ve gözün içinde sıvı üretim mekanizmaları bozulmuş. Bazı gözler böyle küçülür, büzüşür. Rengi değişir vesaire. O içerideki basınç olmadığı için. Dolayısıyla gözümüzün içinde belli miktarda bir basınç olması gerekiyor. Şeklini muhafaza etmek için. Düzgün bir optik yüzey sağlamak için. Evet. Ama tabii ki bu basınç bazı nedenlerle artacak olursa gözümüzün iletim dokusu olan görme sinirine baskı yapmaya başlarsa görmemizi etkileyecek ve bu görme sinirimizde harabiyete sebep olacak bir takım değişiklikler yapabilir. Harabiyet derken? Görme sinirimiz, şurada kesitini gördüğümüz gözümüzle beynimizdeki ensemize yakın bir alanda bulunan görme merkezimiz arasındaki iletişimi sağlayan doku. Görme siniri gözden başlıyor, bütün beyni kat ediyor ve gözümüzün, beynimizin arkasında yerleşmiş olan görme merkezimize sinyalleri iletiyor. Nasıl biz fotoğraf makinesiyle çekim yapıyoruz, sonra yeni makinelerde yaptığımız çekim bilgisayarda bir takım işlemlerden bilgisayara aktarıyoruz.
Orada bir takım işlemlerden geçiyor ve ondan sonra bakıyoruz. Evet. Fotoğrafı görüyoruz. Görme işlemi de öyle. Gözümüz bir fotoğraf makinesi gibi görüntüyü alıyor. Bu elektriksel sinyal olarak beynimizde görme merkezinde işleniyor ve görüntü haline geliyor. Dolayısıyla gözümüz tek başına görme sinirleri olmadan sadece bir organ. Hı hı. Yani beyinle iletişim olmayan bir fotoğraf makinesi ve gibi. Göz tansiyonunda en çok etkilediği yer bu sinir. Görme sinirleri, evet. Ama evet. Son derece de sinsi bir hastalık. Evet. Birdenbire de ani belirtiler vermiyor bildiğim kadarıyla. O zaman tabii bunu konuşmamız lazım. Neye dikkat edeceğiz ve ilk belirtiler nedir hocam? Evet, mesela baş ağrısı hocam. Baş ağrısı göz tansiyonuna baktın mı derler, baktırdın mı denir. Evet, son derece sinsi bir hastalık. Eğer benim gibi sık sık muayeneye gitmeyen bir kişiyseniz, göz tansiyonunu ölçtürmeyen bir kişiyseniz, sinsiden yavaş yavaş alttan görme sinirimizde eğer tansiyonum yüksekse, bir harabiyet yapmaya başlıyor. Bunu nasıl tarif edebiliriz? Mesela görme sinirimiz okyanus dalgaları nasıl sahili ya da deniz dalgaları sahili kayaları yavaş yavaş aşındırıyor, düzleştirmeye başlıyor. Gözümüzün içinde oluşan basınç da görme sinirimizin beslenmesini bozarak yavaş yavaş tahribata başlıyor. Bu tahribat bize nasıl yansıyor? Yani hastamıza nasıl yansıyor? Bir çok geç devrelerde maalesef ortaya çıkıyor. Onun için sinsi bir hastalık diyoruz. Etrafı görmede kayıplar şeklinde başlıyor. Maalesef etrafı görmede, yani ben size bakarken sizi görüyorum. Aynı zamanda etraftan kamerayı da görüyorum, dekoru görüyorum. Hı hı. Bu dekoru görmede minik alan kayıpları şeklinde başlıyor. Ama tabii bu alan kayıplarını çok kolay da değil herhalde anlaşılması. Fark etmek de hiç çok kolay zor değil. O zaman biz kendi kendimize de deneyimleyebiliriz. Mesela Servet'i ben şu anda görebiliyorum stüdyo evet. Şefimizle. Siz? Ben de görüyorum ama Servet yer değiştirebilir. Yani iyi bir test olmayabilir bence. Ben şimdi öyle hocamın. Peki hocam, şaka bir yana şey, sahiden anlamak zor mu? Tabii, yani bu nasıl periferik görme kayıplarını, görme alanı kayıplarını anlamak çok zor. Dolayısıyla maalesef düzenli göz muayenesine gitmeyen birçok hastamız, maalesef bunlar içinde doktor arkadaşlarımız da var. Bana gelen böyle son aşamaya gelmiş, göz tansiyonu tahribatı ilerlemiş, görme sinirinin %90'ını tahrip etmiş. O zaman ciddi görme kaybı, yani baktığımız yerde de büyük görme alanı kayıpları şeklinde. Mesela ben size bakarken Tayfun Bey'i merkezi görmemin hemen yanında görüyorum ama görmüyorsam bu ciddi bir rahatsızlık yapar. Yani artık periferik görme alanından çıkmış, merkezi görme hattında da bir kayba yol açmaya başlamış. Peki başka hiçbir belirti yok mu hocam? Ya mesela Sibel'in dediği gibi baş ağrısı, şimdi, göz ağrısı. Yani halkın daha rahat uyanabileceği bir şey konu. Şimdi göz tansiyonu hastalığının teşhisinde, önlenmesinde, tedavisinde en önemli unsur şikayetlerden önce rutin göz muayenesi. Nasıl her sene diş muayenesine gidiyoruz veya acaba işte gidiyor muyuz? Acaba. Kan tetkiklerimizi yapıyoruz. İnşallah öyledir. Gözümüzü de her sene, yani çocukluktan başlayarak bir kere muayene ettirmemiz lazım. Çünkü göz tansiyonu teşhisi en basit göz muayenesiyle gerçekleşebilen bir şey. Göz tansiyonu, yani biz normal göz muayenesinde nasıl gözlük muayenesi yapıyoruz, gözümüzün ön tarafına bakıyoruz. Retinaya bakıyoruz, göz bebeğimizi büyüterek. Bir takım bulgulardan şüphelenirsek, en başta göz tansiyonunun yüksekliği. Normalde 12-20 arasında, milimetre civarında olması genel olarak, bu çok bir genelleme. Yaşa göre değişir mi? Değişebilir, genelleme. Ama genel olarak kabaca 12-20 arasında olması gereken göz tansiyonu yüksekse, mesela 30'sa, bir kere daha bir göz tansiyonu hastalığı teşhisine yönelik bakıyoruz. Görme sinirine daha ayrıntılı bakıyoruz. Evet. Gözümüzle bunları görebiliyoruz, bir takım değişiklikleri, çukurlaşmalar oluyor mesela. Nasıl okyanus dalgaları, kayaları aşındırıyor. Tansiyon da görme sinirimizi aynı şekilde aşındırıyor. İkinci, eğer